Şimdi iktidar bunu şu amaçla yaptığını iddia ediyor. 2 sene üst üste ekilmiyor olmasından kaynaklı olarak çok ciddi miktarda tarım arazisinin boş kaldığını, bunun da hasılatı, tarımsal hasılatı azalttığını söylüyor. Fakat bunu söylerken dikkat edin, bu üretimin azalmasında kendisinin hiç olumsuz bir etkisi yok, hiç olumsuz bir payı yok. Oysa temel olarak sorulması gereken soru şudur: çiftçi neden 2 yıl boyunca, 2 yıl üst üste kendi tarım arazisini ekmiyor? Neden ekmiyor? Herhalde çok para kazandım, 2 yılda dinleneyim diye düşünmüyordur. Ekmemesinin sebebi esasen girdi maliyetinin yüksek olmasıdır. Özellikle mazotun, gübrenin, tarımsal ilaçların yüksek fiyatta satılıyor olması çiftçinin kendi arazisini ekmesinin önündeki en büyük engeldir. Bir de maliyetin altında satmak zorunda kalınca, yani zararına bir üretim olduğunda, çiftçi ister istemez o üretim alanını ekip de zarar edeceğimi, ekmeden zarar edeyim düşüncesiyle ekmiyor. Peki soru şu: bunun müsebbibi kimdir? Bu fiyatları yükselten kimdir? Kuru patlatan kimdir? Faiz sebep, enflasyon sonuçtur palavralarıyla bu ülkede kuru bir anda patlatmak suretiyle dövizle ithal eden bütün girdileri artıran kimdir? Kim olduğunu biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani kendilerinin o çiftçinin üretim yapmamasındaki kabahatlerini görmeden meseleyi çiftçinin üzerine yıkarak onun kiralanacağını söylüyor. Bu hem bir mülkiyet gaspıdır bir tarafıyla, ama diğer taraftan da bu küçük ölçekli çiftçileri elindeki tarım arazilerini adım adım tedrici olarak uluslararası sermayenin ve onların yerli işbirlikçisi kurumların marabası haline getirmek, işçisi haline getirmek adımıdır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Burada bir çözüm olacaksa gerçekten mantıklı, demokratik, küçük ölçekli çiftçiyi destekleyecek, kalkındıracak bir perspektifle çiftçi kalkındırılmalıdır. Yoksa mülkiyetine el koyarak bu işler olmaz. Çok basit bir Google taramasıyla 2018'de de Recep Tayyip Erdoğan'ın merhaba yayla yasaklarını kaldırdım, et fiyatları düşecek diye Anadolu Ajansı tarafından yapılmış bir haberini görebilirsiniz. Meseleye bu zaviyeden bakıldığında aslında dönemsel olarak iç kamuoyuna ve dış kamuoyuna bu tür propagandif özelliği olan şeyler paylaşılıyor. Ama biz alandan biliyoruz, işte içeride az önce konuşuldu. Biliyoruz ki mera yasakları ve yayla yasakları hala devam ediyor. Bu yetmiyormuş gibi köyün ağası merayı olduğu gibi başka illerden gelen insanlara kiralayabiliyor. Dolayısıyla o köyde hayvancılık yapanlar kendi meralarından faydalanamaz hale geliyorlar. Ama askeri sebeplerle mera yasakları, yayla yasakları, bunlar olduğu gibi devam ediyor. Yani bunlar tamamen politik söylemler ve tribünler hitap eden söylemler, bir gerçekliği yok. Dün ticaret borsasıyla görüştük. Onların elindeki rakamlar daha öncesinde 8,5 milyon civarındaki küçük baş sayısının 2 milyon civarına düştüğü yolunda. Bu zaten başlı başına bir fecaat. Fecaat. Niye böyle oluyor? Bakın dikkat edin, daha 2 gün önce Polonya'dan 13 tır karkas et almak için anlaştılar ve tırlar yola çıktı. Belki de geldi Türkiye'ye, bilemiyorum. Her kritik dönemde, her hasat döneminde, her fiyatın belirlendiği dönemde içeride fiyat regülasyonu yapmak adına ithalatçılık silahını çeken iktidar elinde sonunda kendi vatandaşına sıkmış oluyor, kendi ayağına sıkmış oluyor. Niye böyle oluyor? İthalatçılık anda fiyatları düzenlemek için bir araç olarak kullansa da uzun vadede üretimi baskılayacağından dolayı fiyatların artmasına sebep olur. Şimdi işte Türkiye'de özellikle Van'da hayvan sayısının bu kadar azalmasının geri planında vatandaşın kendi hayvanını karlı biçimde satamaz olması ve girdi maliyetlerinin çok yüksek olması var. Niye satamıyor? Çünkü dışarıdan et ithalatı var. Oysa ki burayı desteklese, yani Polonya çiftçisini ya da Latin Amerika çiftçisini desteklediği kadar burayı desteklese iktidarlar, ne olur? Burada hem daha fazla üretir, üretim fazla olursa fiyatlar düşer. Fiyatlar düşünce de insanlar rahat rahat et yer. Böylece hem tüketici rahat eder, hem
üretici rahat eder. Niye böyle yapılmıyor? Çünkü bunlar, bu akıl uluslararası gıda ve tarım tekellerinin Türkiye distribütörü gibi çalışıyor.